Enbiyanın gönderilme sebeplerini beyan buyurmuştur. Yani Allahu Teala enbiyayı neden göndermiştir? Peygamberleri neden göndermiştir? Kur'an'da buyuruyor ki bakın enbiyanın kulli olarak genel olarak gönderilme sebeplerinde iki tane madde karşımıza çıkıyor. Bir, kul ile Allah'ın arasındaki diyaloğu sağlıklı kılmak kul ve Allah arasındaki rabıtayı sağlamak ve bu rabıtanın bu diyaloğun Allah'ın istediği şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Bu birinci sebep. Çünkü peygambersiz toplumlara baktığımızda peygambersiz toplumlar Allah'a inansalar bile putlarını Allah ile kendi aralarına vasıta kılmakta idiler. Tapındıkları putların kendilerini Allah'a yaklaştıracağına, Allah'a götüreceğine inanıyorlardı. Onun için şirk dünyasının, müşriklerin tapındıkları putları Allah ile kendi aralarına aracı vasıta bırakmadaki etken müşriklerin kendileri idi. İrade kendi iradeleri idi. Allah de buyurmamış ki bunlar Efendim sizi bana getirir. Muşriklerde böyle bir aracı, böyle bir vasıta iradesi olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle şunu buyuruyor. Kulum, insan, sen, seni bana getirecek olana sen karar veremezsin. Seni bana getirecek olana ben karar veririm. O da benim gönderdiğim elçilerdir. O da benim gönderdiğim enbiyadır. Ki bu noktada Ahzab suresinin, 45. ayetinde buyurur. Da'iyen da ilallah bi iznihi. Allah peygamberleri gönderdi. Allah'ın izni ile peygamberler insanları Allah'a davet etsinler diye. Bu birinci sebep. İkinci sebep insanların kendi aralarındaki rabıtalarını, ilişkilerini ilahi ve manevi değerler üzerine tesis etmek. Peygamberler ikinci olarak da bunun için gönderilmişlerdir. Bu noktada da Hadid suresinin 25. ayetinde buyuruyor. لِيَقُومَ النَّاسْ بِالْقِيْسْتِ İnsanlar arasında adaleti ikame etsinler diye, adaleti sağlasınlar, yerleştirsinler diye Allah peygamberler gönderdi. Bakınız bu iki şeyin hedefe ulaşması için ve Allah vade vermiş, Allah söz vermiş. Demiş ki bu iki şey gerçekleşsin diye ben elçi gönderdim. Birincisi insanların Allah ile rabıtası, ikincisi insanların insan ile rabıtası. Ve vaedallahu lezina amenü minkum ve amülü salihat Buyuruyor ki Allah vaade vermiştir sizden iman getirip salih amel yapanları yeryüzünün halifeleri karar kılacak. Yeryüzünün halifeleri olarak yerleştirecek Nur suresinin 55. ayetinde Allah azze ve celle ki böyle bir vaade vermiştir Ve Allah vadesine muhalefet etmez Allah azze ve celle Enbiya suresinin 105. ayetinde de buyuruyor ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا nafiz الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ Biz zeburdan sonra Velakat kitapna fiz min biz Tevrattan sonra sonra zeburda da yazdık nerede buyuruyor bunu Kur'an'da yani Kur'an'da da yazmış oluyor. Ennel erze yarisi hibadiyes salihun yeryüzüne benim salih kullarım hakim olacak salih kullarıma miras kalacaktır yeryüzü ve Allahu azze ve celle vallahu galibun emrihi Allah kendi emrine galiptir. Yani bu vaadelerini Allah gerçekleştirecektir. Allah'ın yeryüzüne salih kullarının yeryüzünün tamamına salih kullarının hakim olacağı zaman Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur ve hükümeti ile gerçekleşecektir. İnşallah